diğer tarafta. Bu denklemde ne çıkar Mehmet Yula, sen ne görüyorsun? Evet, yani uzun zamandır aslında PKK terörüyle Kürt seçmen diye, aslında belki bu da doğru bir ifade değil ama Kürt seçmen diye ifade ettiğimiz kesim adeta sistem dışına itilmek isteniyor. Şimdi bu mevcut Cumhur İttifakı'nın yapmakta olduğu bir uygulama uzun zamandır ama herkesten neredeyse aynı şekilde yargılamaya ya da ifade etmeye çalışıyor. Değerli Tuncay, bölgede şöyle bir durum var. Demin Suat Bey'in söylediği önemli bir konu var. Ne düşünüyor seçmen? Aslında Türkiye'de belki de diğer konuklarımız da ifade edeceklerdir. Türkiye'de en bilinçli seçmen, kabul edelim ki, HDP'nin seçmenidir. Yani siyasaldır. Background itibariyle öyledir. Siyasal seçmen bedel ödeyen, her şey pahasına hala kendi partisinden vazgeçmeyen büyük bir kitlesi var. 6 milyonu neredeyse sistem dışına itmeye çalışan AK Parti veya Cumhur İttifakı bugün çaresizliği nedeniyle onlara yönelmiş durumda. Ödenen bedeller, yapılan uygulamaların hiçbiri bunları hafifletici olarak görülemez. Benim gözlemim o. Bu demin sizin de ifade ettiğiniz, hatta sizin 2021 yılının 9-15 Eylül tarihinde de yazdığınız gibi, yani o dönemde yazmışsınız, demişsiniz ki gelecekte parlamentoyu kaybediyorlar. Bir çare yeniden Tayyip Bey'in Doğru, evet. Cumhurbaşkanı olması için AKP'nin bir manevra geliştirebileceğini bir önceki konuşmamızda da ifade ettiniz. Şimdi kötü olan şu, 85 milyonun bir arada yaşadığı ülkemizde anayasal olarak kurulan bir siyasi partinin seçmenlerinin ötekileştirilmesi, onlara uygulamaların yapılmasının, daha sonra da sistem içine almaya çalışırken de kimi doğrularından bugüne kadar kendi doğrultusunu kaybederek onlara yeniden bir kapı aralamak ya da onların kapısına gitmek gibi bir tercihle karşı karşıyayız. Ben bölgedeki halkın, hatta kentteki halkın da hiçbir şekilde bu uygulamaya çok yatkın olmadıklarını görüyorum. Siz demin ifade ettiniz, İstanbul seçimlerinde de bu çaresizlik çerçevesi içerisinde sığındılar. Abdullah Öcalan'a sığındılar, kardeşine sığındılar, dağa sığındılar. Ama halkın tercihi çok netti. Şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. HDP içerisinde Türkiye ile bütünleşen bir tercih var. Bu Selahattin Demirtaş'ın kişiliğinde bütünleşmiş gözüküyor. Siyasi figür olarak söylüyorum. Elbette ki HDP'nin tüm siyasi kadrolarının bir tercih olacaktır ama Kürt seçmenin ağırlıkta, daha doğrusu bölge seçmeninin ağırlıkta Selahattin Demirtaş'a ilişkin teveccüh gösterdiğine tanıklık ediyoruz. İkincisi, yine Suat Bey'in söylediği bölgede AK Parti ikinci parti konumunda olduğunu ifade etti. Bölgede AK Parti Cumhurbaşkanlığından yola çıkarak söylüyorum, çok düşük oy alacaktır. Aslında sizin yazılarınızda da, hem geçen yıl yazılarınızda hem bugünkü yazınızda da ifade ettiğiniz biçimiyle milim milim oy hesabı yapılırken, bölgede Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın temel tercihi Tayyip Bey değil, %80-85 civarında neredeyse Millet İttifakı'nın ya da ortak bir adayın gösterilmesi durumunda, onlara da uygun gelebilecek bir adayın gösterilmesi durumunda bölgede çok geniş, büyük bir destek alacağı Evet, gözüküyor. anketlerde çıktı bu. Sadece şeyle ilgili değil Tuncay Bey'im. İnanın bölge dışında da, yani Kuzey Irak'tan da destek almaktalar, dağdan da destek almak, daha ileriki günlerde daha farklı şeyler yapacaklardır. Erzurum'da da bir dizi HDP seçmeni insanlarla karşılaştık. Bugün il başkanımızla birlikte de, Suat Bey'le birlikte de dolaştık. Bu manevraların toplumda, seçmende bir karşılık bulamayacağıdır. Aslında bugün tartıştığımız konu, AK Parti'nin yıllardır
kutuplaştırdığı bir ülkede anayasal kurulmuş bir partiyle ilgili seçmenini ötekileştiren bir anlayıştan sanki yeniden bir manevrayla meseleye bizim de katkı koyuyor olmamızdır. Bence bunun Türkiye tümünde tartışmamız gerekiyor. Ne oldu? Yani ne oldu da bunlar oluyor? Korkunun ecele faydası yok. En net seçmen, tekrar söylüyorum, bu bölgedeki seçmendir. AK Parti bu saatten sonra hangi manevrayı yaparsa yapsın, gidecekleri gözüküyor. Diğer bir konu, eğer HDP'nin seçmen kitlesi açısından da meseleye bakacak olursak, HDP seçmen kitlesi en az bizim büyük kentlerdeki Türkiye'nin bütünlüğünü esas alan, birlikte yaşama iradesini ortaya koyan anlayışa destek verecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle ben demin konuşmacı arkadaşlarımızdan da dostlarımızdan da anladım, görüşmeyi o şekilde yorumlarını aldım. Ama bölge bu anlamda daha somut ve daha net. Yani seçmeni daha politize, daha kararlı. Onu söylemek isterim Tuncay Bey. Evet. Çok teşekkürler Sayın Yula. Sevgili seyirciler.